Yok, kimse aramadı bana. Murat abi bayrak diyordu, bunu getirecek. Aa, kapattım, avrasıydı. Nereyi kapattın? Geldi. Gel, ha, geldi. Geldi, geldi. Tamam. Ama güzel oldu. İçeride etkinlikler güzel oldu. Yani binanın içi ısınmış gibi. Thank you.
teşekkür ederiz. Merhabalar, kolay gelsin. Thank you.
tarihinin ve kültürel miraslarımızın önemli bir örneği olarak restore ettiğimiz Selimiye Konağı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim 19. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği tahmin edilen Selimiye Konağı yaklaşık 593 metrekare arsa, 172 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilmiştir. 3 kat ve 13 odadan oluşan yapı Köymen ailesine ait olup 2014 yılında belediyemiz tarafından kamulaştırılmıştır. Konağın restorasyon projesi Samsun Koruma Kurulu'nda onaylandıktan sonra 25 Kasım 2022 tarihinde restorasyonuna başlanmış ve 18 Kasım 2023 tarihinde de tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediye'mizin çalışmalarıyla restorasyon yapımı tamamlanan Selimiye Konağı, geçmişe sahip çıkarak, geçmişi geleceğe taşıyarak yeniden yaşama imkanı ve sosyal yaşamla birleşecektir. Şimdi Selimiye Konağı'nın Ordu'ya kazandırılmasında büyük emeği geçen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'i açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Saygıdeğer Vali Muavinim, Kobi'nin değerli Kaymakamı, İl Başkanım, Meclis Üyelerimiz, Belediye Başkanlarımız, Partilerin siyasi partilerin temsilcileri, Milliyetçi Halk Partisi olmak üzere partimiz, AK Parti'nin değerli başkanı. Aslında teker teker uzun uzun saymıyorum. Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Burada belediyede sadece kanalizasyon, sadece altyapı yapmaz. Üst yapı da yapar. En üst yapı da kültürel faaliyetler, sanat faaliyetleri. İnsanımıza üst bedeni duygularını kazandıran bu sanat faaliyetleri en anlamlı çalışmalardan bir tanesi. Hatta başında gelen çalışmalar. Bu hem bizi geçmişimizle birleştiriyor, güzel bir köprü oluşturuyor, hem de gelecek için güzel bir projeksiyon yapmamızı sağlıyor. Bu bakımdan burada 19. yüzyılda yapılan bizim orduların Ferhat Ağa diye bahsettiği köymenlerin oluşturduğu güzel bir konak, Selimiye Mahallesi'nde zaten ordumuzdaki bütün bu güzel binaları teker teker hizmete açıyoruz. Böylece şehrimizi, ilimizi aynı zamanda geleceğe taşıyoruz. İkinci yüzyıl çok daha renkli, çok daha güçlü olacak kültürel faaliyetlerle, sanat faaliyetleriyle. Bu konakta bunlardan birinin en güzel örneği. İşte Çamaşır Konak var, Münye'de var, Ordu'da Karamansarlar'ın var. Ve ağlar diye hep konuşuyor, Karamanlar, Ferhat Ağa, yani hep evet, böyle gider. Evet, Ferhat Ağa, bu evde oturuyor. Sen de büyüdün, evet, ne güzel. Biz de fedo, böyle gidiyorduk. Hep böyle bu aileler belli. Burada da herkes bir kökü var. Hepimiz akrabayız aslında. Biraz şöyle kurcaladığımız zaman herkes birbiriyle akraba. Dolayısıyla bu da büyük bir zenginlik. Dolayısıyla dediğim gibi büyük bir ailenin fertleri olarak burada görevimizi yapıyoruz. Altın Ordumuzun güzel eserlerinden bir tanesi olacak. Burada Aşkın Bey de çok önemli güzel katkıları oldu. Birlikte güzel şeyler yaptı. Yani kısacası birlikte ortaya çıkan güzel bir eser olarak çıktı bu ortaya. Tabii şu anda şimdi resimlerine bakıyorum da işte şuraya bak. Yani şöyle aldık. Şu şekilde aldık. Oradan böyle bir konak haline geldi. Tabi burada koruma kurullarının üretim çok önemli katkıları var. Ve burada bu eserin ortaya çıkması, şu içine bakarsanız, ben de hoşuma gitti de, teker teker her bir hareket izinle yapılıyor. Yani çivi çakmak, çivi çıkartmak hepsi izinle olur. Bakımdan böyle hemen paldır küldür yapılan bir çalışma değil. Çok zaman aldı. Alınmasının da hep anlamı var. Çünkü burada göz nuru var, tarihin değerleri var. Bunları bir mücevher hassasiyetiyle işledik ve bu güzel eser ortaya çıktı. Şimdi güzel bir şey yapacağız. İlk defa bir halk oyu yapacağız. Çıkarken size ufak kağıt vereceğim. Buradan ne olmak istediğiniz yazın. Yani burası bir müzik konumu olsun, bir resim müzesi mi olsun, tarihle ilgili çalışma, yoksa bir gurme ile ilgili, yemeklerle ilgili bir şey mi olsun, bir merkez mi olsun? Fikirlerinizi söyleyin.
yazın üzerine. Biz bunu ekibimizle değerlendirelim. Şu halde boş burası. Dolayısıyla sizlerden gelen yansımalarla, isteklerle, talepler doğrultusunda burayı şekillendirelim. Ve böylece çok güzel bir eseri ordumuzun kültürüne, bölgemizin, ülkemizin kültürüne katmış olalım, tarihine katmış olalım. Hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burası dediğim gibi yeni sanatkarların doğacağı, aynı zamanda bir doğum merkezi, öyle diyeyim, kültür merkezi. Hayırlı olsun, saygılar sunuyorum. Ya Allah, bismillah. Başkan, Sayın Bakanım çok güzel yani. Her bir oda canlandı yani. Sayın Başkan, tamam.